Yorgun görünüyorsun. Yo aslında iyiyim, daha iyiyim. Ebru hepimizi şok etti. Senin çok yakın arkadaşın. Neler yaşadığını anlayabiliyorum. Zor oldu hocam ama üstesinden gelmek zorundayım. Bak Aslı, evliliğin, üst üste gelen bu olaylar seni ziyadesiyle yıpratmıştır. Uzun zamandır hastaneye de gelemiyorsun. Ben diyorum ki istersen... İstersen ne? Görevden uzaklaştırılma mı istiyorsunuz? Nedir, anlamadım ben. Yok öyle değil. Senin gibi başarılı bir cerrahı kaybetmeyi asla istemem. Hocam açık konuşun. Çekindiğiniz, korktuğunuz birileri mi var? Ben söyleyeyim size isterseniz. Bunda ağır bir itham var, farkındasın değil mi? Sizin de benden istediğiniz de ağır bir itham var hocam. Peki, bu sohbetinizi burada sona erdirelim aslanım. İş başka yere kayıyor. Bence de. Bakın hocam, ben hayatımı, mesleğime, işime adadım. Ve ömrümün sonuna kadar da bu böyle olacak. Şimdi eğer müsaade ederseniz ben işimin ve görevimin başındayım. Bilmem anlatabildim mi? Alo, dilsiz var mı bir yaramazlık? Yok abi, iyiyiz yani. Doktor nerede? Meşgul bayağı, hasta var şimdi yanında. Ne diyorsun oğlum sen? Ha? Ne diyorsun dilsiz? Ben odasındayım, hastası mastası yok yani. Nereden böyle? İşim vardı. Hayır yani senin işin burada değil mi? Ben mi yanlış biliyorum yoksa? Başka yerde de başka bir işim mi var ha? Bak Ferhat, şu anda sana hesap verecek havamda değilim, tamam mı? Herkes işine baksın. Ben şu an kendi işimi kurtarmaya çalışıyorum, anladın mı? Ne kurtarması? Sayende hastaneye doğru düzgün gelemediğim için... başhekim kibarca uyardı, oldu mu? Olmadı. Ne demek olmadı? Nereye gidiyorsun? Ferhat. Ferhat dedim. Ne yapıyorsun ya? Delirdin herhalde, sakın. Ben deliyim zaten doktor. Ferhat. Ferhat dur lan. Ne oluyorsunuz? Çık. Ferhat. Çık lan! Aslanım ne oluyor? Kes lan sesini. Bir daha karımın adını ağzına alma, doktor hanım da ona. Duydun mu beni? Şimdi bana iyi bak sen. Bana çok iyi bak ha. Bu sıfatı iyi ezberle. Bir daha karımın işiyle ilgili ayar vermeye kalkarsan senin ayarlarını bozarım lan. Anladın mı beni? Ben yalnızca aslanım. Kes lan, geçmiş bitmiş oğlum. Geçmiş bitmiş. Bir daha karım hakkında ilk satır laf bile etmeyeceksin ha. Aklından kötü bir şey geçirsen bile anlarım başhekim. Adım da Ferhat Aslan. Niye ezberle? Yoksa kafana geçiririm buraya seni. Hadi bakayım. İşini yap. İşini yap, hastalara iyi gel hadi. Çıkın içeri. Ferhat. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Şişt. Ne yapıyorsun sen? Öyle el kol hareketi yapma bana burada. Sen şehir eşkıyası mısın oğlum? Herkes haddini bilecek. Kimse benim karımı öyle gakkuk diyemez değil mi? Senden yardım istedim mi? Ben adama söyleyeceğimi söyledim. Koskocaman insanım, cerrahım ben, doktorum, anladın mı? Veliye de ihtiyacım yok. Velin olmaya falan niyetim yok. İyi. Ama? Aması ne? Öyle. Bir sıkıntım var. Benim senden başka bir sıkıntım yok. Ona yapacak bir şey yok. İyi. Kötü.